Yani İslam en güzel laiklikte yaşanır. En mükemmel laiklikte yaşanır. Laiklik kalktı mı münafıklık devreye girer. Yani adam Müslüman olmadı halde Müslümanım demeye başlar o zaman. Zor girer artık. Zora dayalı bir din anlayışı girer. Yani diyorlar yani sokak baskısı falan denilen bir şey var. Onun gibi bir şey olur o zaman. Laiklik kalktı mı onun anlamı budur. Laiklikte ne olur? Ermeni açık açık Ermeniliğini anlatır, yaşar. Gider kilisesinde ibadetini yapar. Yahudi gider Musevi, sinagogda ibadetini yapar. Hristiyan gider kilisede ibadetini yapar. Müslüman da gider camide namazını kılar. Ve kimse de kimseye müdahale etmez. Herkes birbirine saygılıdır, sevecendir. Dinsiz de ben dinsizim arkadaşlar. Haşa. Yani bizim için kabul edilir bir yanı yok tabii ki ama yani ateist de diyebilir bunu. Mesela komüniste ben komünistim diyebilir. İşte laiklik bunu sağlar. Laiklik kalktı mıydı ne olur? Komüniste sorarsın sen nesin? Elhamdülillah Müslümanım diyecek. Şimdi bu din mi bu? Bu münafıklık işte. Adamı samimiyetsizliğe ve sahtekarlığa itmiş oluyorsun. Adam açık açık söylesin. Samimi ve dürüst olarak ben komünistim desin. Ateistim desin. Ve devlet ona şefkat göstersin. Korusun, kollasın. Birinci sınıf vatandaş olsun bu insan. Yani inancından, düşüncesinden dolayı bir insanı aşağılamak olmaz. Yaşam hakkını elinden almak hiç olmaz. Demokratik haklarını elinden almak hiç olmaz. Çünkü adam dürüst. Allah onu öyle yaratmış, onun inancı o. Allah zaten Kur'an'da diyor. Müşrikler olacak diyor, Allah'a inanmayanlar olacak diyor. Var diyor bunlar diyor Allah. Bunu yaratan kim? Allah yaratıyor. İstesem hepinizi dindar yapardım diyor Allah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Hepiniz Müslüman yapardım diyor. Bir hikmete binaen Allah onları o şekilde yaratıyor. İşte laikliğin faydası herkese hürriyet getirmesidir. Dinle laiklik tam uyum halindedir. Osmanlı döneminde de olmuştur bu. Bundan sonra da olacaktır. Peygamber Efendimiz'in getirdiği din İslamiyet laikliğin olduğu bir dindir. Laiklikte dinsizlere de saygı vardır. Hristiyanlara tam bir saygı vardır. Musevilere tam bir saygı vardır. Herkes dinini istediği gibi yaşar ve baskı yoktur. Kimse kimseye dininden dolayı müdahale etmez. Dolayısıyla böyle bir sistemde münafık olmaz. O yüzden laiklik gerekir. Yalnız laiklik zaten hak dinlerden alınmış bir düşünce sistemidir. Yani İslam laikliği laiklikten almadı. İslam dinlerinden alınmıştır laiklik. Bu fiili uygulamayla sabit. Yani aksinde zorla insanları Müslüman etme vardır. Bu sistemde de zaten münafıklık gelişir. Yani Müslüman olmadığı halde insan kendini o zaman Müslüman olarak gösterir. Yani şiddet kullanarak bir insana eğer namaz kıldırıyorsan, zorla oruç tutturuyorsan bu sistemde münafıklık gelişir. Ama baskı olmuyorsa ki dinde zorlama yoktur diyor Allah Kur'an'da açık ayet var. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bu ayetin hükmüne göre ve sizin dininiz size diyor Cenab-ı Allah şeytandan Allah'a sığınırım. Bizim dinimiz bize. Yine Kur'an ayetidir bu. Mealen söylüyorum. Bu ayetlere göre de laikliğin olduğu açık açık görülüyor.